Sen de sal. Hadi günaydın de. Demeyecek. Biz uyandık. Bugün kızımın ikinci sınıftaki ilk günü. İlkokul ikinci sınıfa geçti kızım. Bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Bu arada ben cumartesi günü bir video çektim. Muhtemelen bu videoyu çok istediğiniz için bunu salı gününe yükleyeceğim. Cumartesi günü çektiğimi perşembeye yükleyeceğim. Bilginiz olsun. O yüzden kahvaltı hazırlamaya geldim mutfağa. Derin dün geceden anne haşlanmış yumurta yapar mısın dedi ki Derin pek haşlanmış yumurtayı pek sevmez. Genelde rafadan falan sever. Yanına bir şey istemedi. Anne normal peynir falan koy dedi. Beslenmesine de sigara böreği istedi, zeytinli. Ondan saracağız, beraber yaparız onu da. Tam gün olacağını söyledi öğretmeni. Hani erken çıkma yok. Hani normal çıkış saatinde çıkacakları için yanına yemeğe bir şeyler koyun çocuklara diye mesaj attı öğretmeni. O yüzden beslenme de hazırlayacağız yani. Ay çok heyecanlıyım. Sanki bir defa gidecekmiş gibi hissediyorum. Yine çok heyecanlıyım. Derin yine servise gidecek mi diye soranlarınız oluyor. Evet Derin bu sene de servise gidecek. Normalde bu sabah da yine servis alıyor ama ben istemedim çünkü kızımı ilk gününde ben götürmek istiyorum. Ben yanında olmak istiyorum ama akşam servis getirecek eve Allah izin ederse. Böyle konuştuk servisle. Ya zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Birinci sınıfın ilk günü geldi aklıma. O ağladı, ben ağladım. O ağladı, ben ağladım. Ya zaman çabuk geçiyor. Şimdi muhtemelen de yine çok kalabalık olur. İnsanları rahatsız etmeden birazcık bir şeyler çekmeye çalışırım bakalım. Hadi kahvaltımızı hazırlayalım. Böreğini sarayım, hazırlayayım, pişireyim ki çok sıcak sıcak koymayayım beslenme kabına. Şöyle zeytinlerimi de ayıkladım. Dünden aldım böyle bu üçgen yufkadan. Biraz fazla saracağım, sade saracağım onu da kutu için. Çünkü Derinimi okula bıraktıktan sonra biz parka gideceğiz oğlumla. Normalde de hani ben çocukları AVM'deki parklar dışında da parka götürüyorum elbette. Haftada iki kere götürmeye çalışıyorum. Çok yağmur, çamur, kar falan yoksa tabii, soğuk yoksa, sağlık sorunumuz el veriyorsa gidiyoruz. Hafta sonları da yine öyle. Çocukları götürüyorum. Ya eşim götürüyor ya beraber götürüyoruz falan. Neyse işte bugün de hani daha havalar soğumuyorken bu açık havadaki parkların tadını çıkaralım. Çok güneş yakmıyorken, hava çok soğuk değilken. O yüzden kutuya da saracağım. Yanıma alacağım ona. Tabii ben her onlarla gittim tabii ki de çekemiyorum. Çünkü Kutay çok hareketli bir çocuk. Onun peşinden gitmemi gerektiriyor. Bu sefer onun peşinden gidersem Derin arkada kalıyor. Kutay pek yürümez. Sürekli koşar kaçar. O yüzden o koşunca mecbur hani bir takip etmem gereken bir çocuğum daha var benim. Bir de elimde kamera falan. Hani hem çocuklarla ilgilenmek, gözümden ayırmamak hem de vlog çekmek çok zor olabiliyor. O yüzden biz üçümüz bir yere gittiğim zaman falan ben pek vlog çekemiyorum açıkçası. Zaten anlıyorsunuzdur bunu da. Bir de beslenme listesini çok soran arkadaşlar oluyor. Bilmiyorum bu sene liste verir mi? Bir de benim o beslenme listesini paylaştığım videomda bazı yorumlar gördüm. Sanıyorum yanlış anlaşıldım. Hem sarayım hem konuşayım o arada arkadaşlar. Zaten nasıl yaptığımı birçok videomda gördünüz. Bizim öğretmenimiz hep şey diyordu. Siz çocuklarınızın neleri daha iyi yediğini, neleri daha çok sevdiğini siz daha iyi bilirsiniz.
Sonuçta burada kaç saat vakit geçirecek? Ben listeye sevmedikleri bir şeyi yazacağım. Onlar saatlerce aç kalacaklar doğal olarak dedi. Ama bazı tecrübeli anneler şey dediler, hani daha öncesinde tabii çocuğu liseye giden ya da ortaokula geçen falan anneler vardı. Çocuklar yemese bile hepsinde aynı gördükleri zaman yemeyecekleri şey de olsa yiyorlar hocam dediler. İyi yaşayın. Yazsanız daha iyi olur. Hem de biz her gün ne yapsak, ne beslenmesine koysak diye düşünmekten kurtuluyoruz. İyi oluyor. Çocuklar da o bahaneyle birbirlerini de gördükçe yemediklerini de yiyorlar dedi. Öğretmen bu ısrar üzerine yaptı. Yoksa kimse mecbur değildi ki. Birkaç ay uyuldu bu şeye, listeye. Ondan sonra hiç kimse uymadı. Ben mümkün olduğunca uydum ama derim bu sefer diyordu ki anne işte arkadaşım patates kızartması getirmiş, sen neden bunu koydun? Anne arkadaşım makarna getirmiş, sen de koysan. Bir süre sonra çocuklar istemiyor. İşte keşke hani böyle bir şeyleri istedikten sonra devamını getirebilsek. Durum böyle anlayacağınız arkadaşlar. Yani öğretmenimizin özellikle bizi mecbur bıraktığı bir liste değildi o. Aksine ki siz hani fast food olmadığı sürece, çok hazır yiyecekler kullanmadığınız sürece istediğinizi yapın demişti. Derine 4 tane sardım. Akşam da geri kalanını sarar yufkanın, buzluğa atarım artık. Ben bunları hazırlayayım, kızartayım. Sonra derinin okul çantasını beraber hazırlayalım. Normalde biz akşamdan hazırlarız. Sabah da yine son bir kontrolümüzü yaparız okula gitmeden. Ama bu sefer sizinle beraber hazırlayalım istediğimizden. Ellemedik derinimle beraber. Kızarttık. Şimdi derinin çantasını hazırlayalım. Derinin el salığı, şu büyük çantası var biliyorsunuz. Şu büyük çantayı kullanmayacağız bugün. Çünkü öğretmeni sadece şey istedi. Bu yaz tatilinde almamızı istediği set vardı ya. O seti istedi. Bir de bir form vermişti bize. Çocukların okudukları kitapların isimlerini. İşte diş fırçalıyorlar mı? Zamanda yatıyorlar mı? Ödev yaparken zorluk çıkarıyorlar mı? Gibi bir form vardı. O formu istedi. Onu koyacağız. Bir kalemlik koyarız. Kalem falan koyarız. Onları beraber halledelim istedim. Geçen seneki okul alışveriş videomda göstermiştim. Bir çanta almıştık. Küçüktü o çanta. Ondan sonra bu çantayı almıştık zaten. O küçük olan çantayı kullanacağız şimdi. Çantamızı çıkardık. Bunlar hep yıkanmıştı zaten. Kalemlik falan. Her şey yıkandı. Şöyle iki kalemliği var ama derin hangisini seçecek? Bunu. Bunu kullanacaksın. Şimdi bunun içini dolduralım beraber. Bunu sonra başka bir şey kullanabilirim. Haklısın anneciğim. Hangi kalemden kullanacaksın? Burada geçen seneden de şey aldığımız. Hayır. Bu taşı ne istiyor? Onu versin. Silgi. Bilmiyorum derin hangi silgiyi götürür. Hangi silgiyi alacaksın? Dondurmalı olanı götürebilir. Dondurma gibi olan. Şu el salı şu silgiyi götürecekmiş. Koy anneciğim kalemliğine. Tamam. Kırmızı kalem vereyim bir tane. Şöyle şu dediğim gibi geçen seneden böyle yedek kalemlerimiz var hiç kullanmadığımız. Koy fıstığım bunu da. Haydi. Kalem tıraş. Bu. Tamam gösterelim onu da. Şöyle ikili bir kalem tıraş. Yine el salı. Kurşun kalem göster anneciğim. Onun ucunu açalım. Bu hiç açılmadı daha. Şu yeni aldıklarımızdan. Bunu da açabiliriz. Aç bebeğim o zaman. Ben onu aynen. Dökelim. Aç aşkım. Ay. Yine de ben yine yedek koyacağım. Şöyle bir tane kalem. Kalem ne bu kadar olsun. Bu setimizi koyacağız. Hı. Derin bu setlerin hepsini de yaptı. Şöyle genel yetenek, ikinci sınıfa hazırlık, Türkçe, hayat bilgisi ve matematik. Son olur. Evet. Prensesim. Önce matematik yapmıştım galiba. Aynen. En önce matematik yapmıştık. Bunu böylece koyuyorum çantasına. Bir tane de şöyle defterimiz vardı. Kareli ama sanmıyorum zaten böyle yazılı bir ödev yapacaklarını. Yine de koyayım dedim. Belki not mot alacağı tutar derini. Ve dediğim gibi şöyle bir formumuz var. Okuduğu kitapları falan yazdığımız. Bunu da böyle hatta bunun arasına koyalım.
Tamam. Kalemliğini de kapat. Koy anneciğim buna. Kısa bile kartaneli. Evet. Kartaneli tutma yerleri. Tamam. Evet. Okula hazırız. Evet. Şimdi beslenmeni de güzelce ayarlayalım. Suyunu da dolduralım. Şu kenara koyalım. Evet, kızımın çantasını da beraber hazırladık. Derin diyor ki anne biz boyama çok yapıyorduk diyor. O yüzden boyalarını da koyacak. Kalemlerini o yüzden şu ön tarafa alalım. Boyalarımı kalemliğe koyalım dedi ki mantıklı. Şöyle. Tamam. Arkasına boyaları. Evet. Tamam mı anneciğim? Bir tane daha var. Tamam. Böyle bakalım. Öğretmeni A4 veriyor zaten ama anneciğim resim defteri de koymak ister misin? Tamam. Buldun mu? Buldum. Evet, bir tane de resim defteri. Bunu Elsa'lı bulamadık değil mi? Evet. Ve şimdi bitti işte. Islak mendil. Uni Baby'nin almayı unutmuşum. Gratis'e falan gittiğimde ilk işim o Uni Baby'nin şu küçük versiyonunu almak ıslak havlusunun. Şöyle örtümüz var. Bunlar da yıkandı, ütülendi. Bu kabı da zaten geçen seneden biliyorsunuz. Yıkayıp kaldırmıştım okul kapandı zamanıma. Dün tekrardan yıkadım, kuruladım. Yine bunu da bir karbonatla güzelce çalkaladım. Ağzı açık şöyle kuruttum. Derin kefir istedi içecek olarak. Dün kefir aldık. Yaban Mersin'in olanını çok seviyor. Peçete koyuyorum. Şöyle yerleştirdim. Ve ben yine üstüne de örtüyorum. Yani ne bileyim. Böyle daha temiz oluyormuş gibi geldiğinden genelde böyle yapıyorum. Şuraya da meyve koyacağım. Birazcık da leblebi kuru üzüm karışımından var. Ondan koyacağım. Şu erikten koyacağım. Derin bu eriği çok seviyor. Evet, beslenmesi de böyle. Efendim annem. Bunu da ben arkadaşlar kırtasiyeden aldım. Bunu çok soranlar oluyor ama okulun yakınındaki kırtasiyelerden de bulabilirsiniz. Milyoncu tarzı dükkanlardan da bulabilirsiniz. Aa, çatal koymadım. Acaba eliyle alır da mı yer böreği? Ben yine de çatal da ekleyeyim ona. Şöyle bir çatalım var. Plastik. Okulda öğretmenleri zaten demir getirmeyin diyorlar. Çocuklara zarar verebilir açısından. Cam şişe falan da yine aynı şekilde. Ve beslenmemizi de hazırladık. Şimdi suyu dolduralım. Ben sanıyorum şunları çıkaracağım ya. Çünkü hani öncedendi böyle boyunları asma falan. Biz asardık ama şimdiki çocukların çantalarının yanında falan su koyma yerleri var ya. Böyle şeylere gerek olmuyor genelde. Yani derinde olmuyor. Hatta şunu bile Emrah'a çıkarttırabilirim derken bunu ben de çıkarabilirim. Evet, bunu çıkarttık. Oldu herhalde. Evet, kontrol edeyim bir de dökülür mekülür ıslanmasın çocuğumun çantası. Efendim oğlum. Senin suyun içeride bebeğim. Bunu da kutu için alacağım. Bunu şöyle de bölebilirim. Tamam. Şöyle. Muzu alsam mı yanıma? Neyse, çorbasından sonra muzunu da yedirim. Bir de suyunu alacağım. Şimdi hazırlanalım. Biraz erken çıktık ama dedik aheste aheste yürüyerek harala gürele yorulmadan gidelim dedik.
Evet kızım, beslenmem ben taşırım dedi. Şöyle arabaya koydum Kutay'ı. Çok söylemişimdir geçen sene. Okul bayağı bayırda. Kutay da hani elimi bırakmayı çok seviyor. El ele yürümüyoruz. Şöyle ineyim, öyle konuşayım bir dakika. Kutay da el tutuşarak yürümeyi sevmiyor. Elimi bıraktığı anda koşarak kaçıyor, pek yürümez. O yüzden mecburen. Gel anneciğim. Mecburen arabaya koyuyorum böyle üçümüz beraber çıktığımız zamanlarda. Efendim anneciğim. Evet. Allah dedin, aferin sana. Heyecanlı mısın Derin'cim? Çok heyecanlısın. Ben de öyle. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ay kızım dedi. Yedin de senin kızın da ikiye mi geçti dedi. Bana bir geldi ağlama. Duygusal, ben hemen ağladım. Hele de çocuklar söz konusu olunca. Ben Kutay nasıl açacak bana gittiğini. Aynen öyle. Çok doğru diyorsun. Çünkü Derin bire başladığı zaman Kutay daha küçüktü. Ve hani ablayla o kadar oyun oynamayı falan anlamıyordu. Yokluğunu tabii ki fark ediyordu ama şimdi çok alıştı ve biraz daha tabii ki de akla eriyor. Şimdi daha zor gelecek anneciğim ona. Sensiz olmak. Çünkü ablasız hiçbir şey yapmıyor. Ablası kardeşi olmadan hiçbir şey yapmıyor, yemiyor, oynamıyorlar. Bakalım. Ömür boyu öyle olursunuz inşallah annem. Hava da çok güzel. Camdan baktım biraz esiyordu. Çantasına hırkasını da koydum yine, ne olur ne olmaz diye. Saç lastiği koyduk kalemliğine sonradan. Ay, yoruldum ya. Vallahi yoruldum annem. Vallahi yoruldum. Annen yaşlanıyor. Spor da yok. Olacağı mı? Emrah diyorum ben spora yazılayım, evde yap diyor. Evde yapılır mı? Evde düzenli olmuyor, ben yapamıyorum. Onu yapacağım işte, şu işim var, şunu yapayım. Yemeğimi yapayım. Pek düzenli evde spor yapamıyorum ben. Spor yapacağımı şu işimi yapayım diyorum. Evet, benim nefes nefese kaldım. Okula geldik biz. Biraz erken gelmişiz. Kreker aldım. Kutay birazcık huzursuzlandı oyalamak için. Kızım yemiyor. Heyecandan canım bir şey istemiyor anne diyor. Bir de giden arkadaşımı gördüm galiba. Evet, evet. Geçen sene başka bir okula gitmişti. Başka bir ile gitmişti hatta. O gelmiş. Şimdi birbirleriyle bakışıyorlar, utanıyorlar konuşmaya. O kadar kalabalık ki okul. Bıraktık. Yolcu ettik sınıfına. Şimdi parka geldik. Parktan çok korkuyorum. Söylemişimdir. Her tarafı yok. Arabamızı şöyle koyalım. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Kirlen mi oralarda? Gel oğlum.
Gel, gel tutarım, gel. Korkma anneciğim, ben buradayım, gel. Yıkandı. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Böyle yavaş kayıldığını biliyor ya akıllı seni. Seni akıllı. Koşu şunu yedin. Bir daha mı? Nasıl ayrı? Baksanıza merdiven basamakları. Nasıl elini değdirmesi. Korkma anne. Ben buradayım. Hı, korkma. Korkma. Dın. Oturarak kay anneciğim bu sefer. Böyle mi kayacaksın? Tamam öyle kay. Hani nasıl istersen. Aferin sana. Bunu mu istiyorsun peki? Vazgeçtik. Yine kayıyoruz. Hadi. Tek başına kaymak istiyor ya. Arkasının önünde birisi olunca bir telaş sarıyor. Otur ben seni tutarım. Hadi otur. En korktuğum şey sallananların arkasında kalman. Tamam abla insin sen bin, tamam mı? Bekle bekle, bak ağzına vurur anneciğim. Uçuyor benim oğlum, evet. Biraz daha mı sallayayım? Nasıl geliyor? Evet, bir daha uçuyor. Böyle mi yapayım? Böyle mi? Hazır mısın? Olmadı mı bu? Evet biz eve geldik. Kutay'ın hemen elini yüzünü ayağını yıkadım ve yatırdım ve direkt uyuyakaldım maşallah diyeyim. Parkta yaklaşık 2,5 saat kadar oynadık. O kadar oynadı, 1 dakika durmadı yerinde. Bayağı yoruldu. Böreğini de salıncaktayken falan yedirdim. Biraz da kraker yemişti zaten. Onu tuttu muhtemelen. Çünkü çorba içecek misin dedim. Hayır, uyku geldi dedi. O yüzden direkt yatırdım. Biz parktan çıktıktan sonra da markete uğradık. A101'e ve BİM'e girdim. Size oradan aldıklarımı göstereyim. Aslında en çok şunun için girdim ben arkadaşlar. Ben bunu şeyde gördüm. Instagram'da takip ettim. Bir hesap var. Temizlik Düzen Sever diye bir Instagram hesabı. Böyle düzenini paylaşıyor, temizlik malzemelerini paylaşıyor. Kendisi temizliğini nasıl ve ne şekilde yaptığını paylaşıyor. Bir de bu Tupper diye okunuyor sanıyorum. Hani bu Tupper ürünlerinden satıyor. Bir sayfasına bakabilirsiniz. Onu da gördüm. Memnun olduğunu söylemişti. Ben de bir deneyeyim dedim. Bu Sır markasının püskürt sil. Yani toz alırken falan bunu sıkıp siliyorsunuz falan. Yani genelde ben şeyden yanayım. Hani bezi ıslat, suyuna sık, öyle silden yanayım. Ama bazı ürünler oluyor ki arkadaşlar, bunları sıkıp sildiğiniz zaman eviniz 2 günde tozlanıyorsa
bu ürünler sayesinde 4 günde falan tozlanabiliyor. Pronto'nunkini annem mesela kullanırdı. Biz öğrenciyken falan ahşap temizleyiciydi. İnanır mısınız? Yani kaç gün toz olmazdı o masa. Yani yaz ayında bile cam açık falan olduğu halde bile kolay kolay toz olmazdı. O yüzden bu tarz ürünleri bir denemeyi seviyorum. Bakalım geciktiriyor mu tozlanmayı? Yani bir günde geciktirse kar. Burada Kutay şu ikili iş makineleri oyuncaklarını gördü. Bunları aldı böyle rengarenk. Şu ara zaten arabalarla oynamayı da seviyor böyle. Kendisi emekleyerek bunları böyle düt düt diye evin içinde her yerde gezdiriyor. Şöyle bir şey gördüm. Fırçalı leke çıkarıcı diyor. Hijyenik diye mi okunuyor? Şu markasını aldım. Ucunda da fırçası varmış arkadaşlar. Şöyle. Yani leke olan yere bunu güzelce birazcık sıkıp fırçayla şöyle fırçalıyorsunuz. Giysilerde, halı, koltuk, ev tekstili, gömlek ve bluzların yaka ve kol manşetlerinde, arabaların koltuk ve döşemelerinde kullanılıyormuş. Bir tane şöyle bir boya aldım. Silinebilir pastel boya diyor. Kalem tıraşı da var, silgisi de var. Ben bunu yedek aldım. Şimdi açmayacağım. Çünkü hali hazırda kullandığı boyalar var. İki kardeş boya yapmayı çok ama çok seviyorlar. Ben de dedim 4,5 mu 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Her türlü bu boyaları bitirecekler zaten. Alayım dursun kenarda dedim. Sanki hiç boya bulamazdım. Şunu aldım derine. Kalem sanıyorum bu silgi. Kalem ve silgi yazıyor. Hoşuma gitti. Şekli falan değişik geldi. Bir de derinin kaç gündür, hatta 2 haftadır mı ne, yalan olmasın, Bim de bunu görüyor. Bunun bir de Barbie'li seti vardı sanıyorum ama derin nedense bu mavi olanın daha çok hoşuna gitmişti. Hem kardeşim çıkartmalarıyla oynar, ben de boyasını falan yaparım anne diye bu aktivite setini istiyordu. Ben de uzun zamandır istediğinden Bim'e de bir bakayım dedim. Eğer varsa şansını alacağım, yoksa artık almayacağım. Tek bir taneydi. Ben de alayım dedim. Bu herhalde kızımın hakkı diye. Bu ikisini şöyle güzel bir paket yapacağım. Paketimiz var mı onu da bilmiyorum. Dolaba bakayım. Yoksa da bir poşete koyacağım. Yatağının üstüne koyacağım. Seviyorum böyle. Benim annem babam da bize çok yapardı. Okul malzemesi. Hani tek bir tane kalem olsun alırlardı böyle. O bile beni mutlu ettiğini bildiğim için kızıma böyle arada daha çok motive olsun diye bu tarz şeyler almayı seviyorum. Ve karnım acayip acıktı. Çok acıktı. Dürüm aldım ve dürümün bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Döner dürüm. Yani ben bunun yani şu kadarını falan yiyemem bile yani. Güzelce ısıtacağım önce çünkü kokusu burnuma gelince aldım. Sonra marketi falan giderken içe soğumuş olabilir. Böyle bunu yiyeceğim. Bu arada bana da şimdi bunu yiyeceğim deyince de çok kilomu nasıl koruduğumu falan soran arkadaşlar var. Söz veriyorum çekeceğim. Başından beri nasıl kilo vermeye karar verdiğimi, nasıl zayıfladığımı, nasıl bir süreç geçirdiğimi, şu son bir senedir kilomu nasıl koruduğumla ilgili bir video çekeceğim. Nasıl zayıfladığımla ilgili 2 videom var zaten. Ama kilomu korumakla ilgili aslında bir video çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü inanın ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Sadece dengeli beslenmeyi öğrendim diyeyim size. Mesela ben bunun şu kadarını yiyeceğim ama gün boyunca çok sık hareket etmeye çalışacağım ve asla uyuyana kadar daha bir şey yemeyeceğim. Kuru kayısı ya da kayısılı çay dışında. Çünkü onlar benim sindirimime iyi geliyor. Öyle yani. Neyse şimdi ufacık bir şey söylemiş oldum sizlere. Çok istediğiniz için bir ara böyle derleyip toplayıp bana en çok sorduğunuz sorulardan falan benim anlatmak istediklerimden birleştirip bir video çekeceğim arkadaşlar. Neyse karnım acayip çok acıktı. Karnımı doyurayım ben. Karnımı doyurdum güzelce. Şimdi bu videomun başında çektiklerimi editlemeye başlayayım bir yandan. Çünkü inanılmaz uzun bir video olacak ve yarına yetiştirmem lazım. Dediğim gibi de cumartesi günü çektiğimi de perşembe artık yayınlarım Allah izin ederse. Ben şimdi editi başlayayım. Hoş geldin. Nasıl geçti günün anneciğim? Çok güzel geçti. Vallahi. Benim istediğimden. Evet. Senin istediğinden.
Güzel mi? Evet. Peki bu ne? Bilmiyorum ki anneciğim, o silgi herhalde. Açınca anlayacağız beraber. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gülerek kullan anneciğim. Şöyle şunu da göstereyim. Derin şimdi verdi. Liste vermiş öğretmeni. Şöyle alınacaklar listesi. Altta da yazmış. Geçen yıldan kalanlar varsa onları kullanınız. Yenileri almayınız yazılı. Ops. Ay. Tabii ki de öyle yapacağız. Bir bakacağız ne var ne yok. Bu da beslenme listesi. Eğer istiyorsanız bunu yine bir gün sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Derin'in bir haftalık beslenme listesini. Böyle yine velilerin isteği üzerine yapılmış bir yemek listesi. Ama bu sefer biraz geçen senekinden farklı. Böyle. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Ben şimdi yemekleri falan ısıtırım. Yemek yerler. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm öğretim yılında da başarılar dileyen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerin de yeni öğretim yılı başarılı geçer inşallah. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.